Bugün mülakata girerken sergilememiz gereken doğru davranışlardan bahsedeceğiz. Mülakat sürecinde nasıl selam vermeli, nasıl hitap etmeli ve oturma düzenine nasıl dikkat etmeliyiz? Unutmayın, bu gibi küçük detaylar ilk izlenimi oluşturan ve mülakatın akışını belirleyen önemli adımlardır. Bu adımları doğru bir şekilde attığınızda daha profesyonel, kendine güvenen ve pozisyon için uygun biri olarak algılanırsınız. Hadi, adım adım inceleyelim. İlk izlenimler son derece önemlidir. Görüşme odasına girerken göz teması kurun ve sıcak bir şekilde gülümseyin. Tereddüt etmeden net bir merhaba diyerek kendinizi güvenle tanıtın. Nazik bir gülümseme sıcaklık ve samimiyet ifade eder. Unutmayın, resmi bir ortamda denge önemlidir. Ne çok abartılı ne de çok soğuk. Mülakatı yapan kişi elini uzatıyorsa, sıkı ama aşırıya kaçmayan bir tutuşla siz de katılın. Tokalaşma sırasında göz temasını ve hafif bir gülümsemeyi koruyun. Tokalaşmayı uzatmaktan kaçının. Yaklaşık 2 ila 3 saniye sürmelidir. El sıkışmak tercih edilmiyorsa, sözlü selamlaşmada işe yarar. Mülakatta hitap şekliniz, profesyonel izleniminizi güçlendirecektir. Görüşmecinize nasıl hitap edeceğinizden emin değilseniz, başvuracağınız en güvenli yöntem, soyadını kullanarak hitap edin. Örneğin, görüşmecinizin adı Ahmet Yıldız'sa, Sayın Yıldız diyerek hitap etmek, saygılı ve resmi bir izlenim bırakır. Bu, hem saygılı bir tutum sergilemenizi sağlar, hem de gereğinden fazla samimi bir imaj çizmenizin önüne geçer. Eğer görüşmeci, Ahmet Bey veya Ayşe Hanım şeklinde bir hitap tercih ediyorsa, görüşme boyunca bu formu kullanarak devam edin. Unutmayın, fazla samimi ve resmi olmayan bir hitap şekliyle hem mesafeli hem de sıcak bir iletişim kurabilirsiniz. İsim veya soyadı kullanımı konusunda en uygun yöntemi mülakat sırasında görüşmecinizin yaklaşımına göre belirleyebilirsiniz. Görüşme odasına girdikten sonra oturmak için davet edilmeyi bekleyin. Bu saygıyı gösterir ve aceleci görünmeyi önler. Genellikle mülakatı yapan kişinin karşısına oturmanız istenir. Çok yakın veya masanın köşelerine oturmaktan kaçının. Rahat ve dik oturma pozisyonunuz ve beden diliniz çok önemlidir. Güven ve profesyonellik yansıtmak için dik oturun. Ellerinizi kucağınızda veya varsa bir not defterinde tutun. Ayaklarınızla veya ellerinizle kıpırdanmaktan kaçının. Bu gerginlik belirtisi olabilir. Sakin bir tavır için ayaklarınızı yere sağlam basın. Görüşmecinizle konuşurken veya dinlerken göz teması kurmaya özen gösterin. Bu güven veren bir işarettir. Fakat göz temasını aşırıya kaçırmadan ara ara başınızı sallayarak dinlediğinizi gösterebilirsiniz. Göz temasını koruyarak kısa sürelerle görüşmecinizin yüzüne bakmak, karşınızdakine olan ilginizi ve dikkatinizi gösterir. Not defteri veya kalem bulundurmak profesyonelliği gösterir. Kibarca not alıp alamayacağınızı sorun ve bazı önemli noktaları not alabilir miyim? Deyin. Bu, dikkatinizi ve mülakat sürecine bağlılığınızı gösterir. Sadece önemli ayrıntıları not ederek dinlemeye odaklanın. Görüşmeyi nezaketle bitirmek ilk izlenim kadar önemlidir. Bu fırsat için teşekkür ederim veya sizinle tanışmak bir zevkti gibi ifadelerle teşekkür edin. Mülakatı yapan kişi el sıkışmayı teklif ederse, başlangıçta yaptığınız gibi kendinizden emin bir şekilde yanıt verin. Veda sırasında hafif bir gülümsemek kalıcı bir olumlu izlenim bırakır. Selamlaşma, hitap ve oturma düzeni gibi mülakat detayları başarının anahtarıdır. Bu küçük ama etkili adımlar profesyonel bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Ayrıca mülakatı yapan kişiye güveninizi de yansıtırlar. Unutmayın, her ayrıntı role uygunluğunuzu göstermek için bir şanstır. Mülakat başarınızı artırmak için bu ipuçlarına odaklanın. Mülakat görgü kurallarında ustalaşmak için bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu ipuçlarının bir sonraki mülakatınızda size güç vereceğini umut ediyoruz. Bir ilk direktörü olarak şunu söyleyebilirim ki, diğer videolarımızı da izledikten sonra mülakatlardan artık hiç korkmanıza gerek kalmayacak.